Yaralı var mı doktorum? Bir tane yaralı var, hastaneye gitsin. Çorum'da lastiği patlayan bir otomobilin karşı yöne geçmesi faciayla bitti. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak refüjü açtı. Bir tırı sıyıran otomobil savrularak önce bir kamyona, ardından da başka bir tıra çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişiden Burak Emrali, Erol Kaya ve Aykut Tıknazoğlu'yla kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kimliği belirlenemeyen bir kişi de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İkinci kaza Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana geldi. Kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan Ali Boynukısa ve eşi Hadime Boynukısa ile aynı araçtaki Aydın Karaahmetoğlu ve eşi Melek Karaahmetoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ali ve Hadime çiftinin bir yaşındaki çocukları Elif Nur Boynukısa ile diğer aracın sürücüsü Muammer Ceylan kazada ağır yaralandı. Başkentteki kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü park halindeki tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Tülle, arka koltukta oturan Ali Kılıç hayatını kaybetti. Son 24 saatte yaşanan bir başka kazanın adresi Sivas'tı. Hemzemin geçitten geçen motosiklete yolcu treni çarptı. 15 yaşındaki Kadir Dökmetaş ve Samet Yılmaz'ın üzerinde olduğu motosiklete yaklaşık bir yıldır trafiğe kapalı Hemzemin geçitten geçerken Malatya-Ankara seferini yapan 4 Eylül mavi treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Erkan. Erkan bir sağına sonra... Olaydan sonra makinistler Servet V ve Abdullah Ö gözaltına alındı.